Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grokörmen Sisil 77 kiloda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olan milli güreşçi Yunus Emre Başar yeni hedefleriyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 77 kilogramda Avrupa ikincisi oldum. Bu benim üçüncü kez Avrupa ikincilik madalyam. Bir de üçüncülük madalyam vardı. 2021'den beri girdiğim her Avrupa Şampiyonası'na madalyamı aldım. Tabii ki de her gittiğimiz yerde şampiyon olmaya niyetlendik. Onun için çalıştık ama bu işler nasip işleri olmadı. Ama bir gün olacak, ona da inanıyorum. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktık. Önümüzde Paris Olimpiyatları var. Sikletimde henüz vize alınmadı. Yani kota, benim sikletim olimpiyatlara şu an katılamıyor. İnşallah o kotayı da Bakü'de veya İstanbul'da düzenlenecek olan kota maçlarında alıp ülkemi en iyi şekilde olimpiyatlara temsil etmeye gideceğim. Bunun için çalışmalara devam edeceğiz. Sezon henüz bitmiş değil. Her sporcunun hayali olan olimpiyat şampiyonluğu ve olimpiyata gidebilmek. Bunu da alıp inşallah ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Tabii ki ekstra motivasyonum oldu ve ayrıca dediğim gibi benim üçüncü kez Avrupa finalim oldu. Ya maçı çıkmadan önce artık bu sefer olacak, olmalı, şampiyon olmamız gerekiyor. Yani madalya, evet madalyamız cepte zaten ama şampiyon olursak dört dörtlük olacak her şey dedik. Ama olmadı, vardır bunda da bir hayır diyoruz. Demek ki biraz daha çok çalışmamız gerekiyormuş ve biraz da ya da bazı eksik taraflarımızı kapatmamız gerekiyormuş. İnşallah onları da halledip bir dahaki Avrupa Şampiyonası'na şampiyonluk madalyası alacağız. Unutamadığım an yani çok kritik bu seneki Avrupa Şampiyonası'nda çok böyle ekstrem bir durum olmadı. Maçlarım hani tahmin ettiğim gibi ve planladığım gibi gitti. Ama geçen sene mesela Dünya Şampiyonası'na elim çatlak gitmiştim ben. O zaman her maça iğneyle çıkıyordum. Şükürler olsun artık buraya giderken de mesela ben çoğu maçlara hep gitmeden önce bir sakatlık süreci yaşıyorum. Burada bir sakatlığım yoktu. Yani şükürler olsun. Burada tabii ki final maçına çıkmadan önce yarı final maçında yani o maçtaki rakibim de iyi bir rakipti. Onun kazanınca o maçı galip gelince o maçtan yani sevinçle Cenk hocama koştum, sarıldım. Yani bu benim için bir unutulmaz bir andı. Olimpiyat senesi inşallah olimpiyat kotasını alıp olimpiyatlara gideceğim ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim.